Merhaba arkadaşlar. Bugün köklü sayılarla ilgili soru çözümü yapacağız. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Kök 5'in karesi zaten kök 1 bölü 2 demektir. Buradan da 5 üzeri 2 çarpı 1 bölü 2'den 5 bulunur. Diğeri de aynı şekilde eksi 3 bulunur. Diğeri de zaten küpmüş. 2'nin küpünün kara küpü. Buradan da 2 buluruz. Buradan da 4 buluruz arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Eksi 5'in karesinin kare kökü. Şimdi içeri dağıtırsak bu artı 5 olarak, yani 25 olarak çıkar. Bu yüzden artı olarak çıkacak dışarı. Eksi 5 zaten küpünü dağıtsanız eksi olarak çıkacak. Dışarıda da bir eksisi var. Artı 3, artı 5 şeklinde çıkar. Buradan da cevabımız 10 olur arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. İşleminin sonucu aşağıdakilerin hangisidir demiş. Şimdi içeriye dağıtalım öncelikle. Veyahut da dağıtmasak diye düşündüm şöyle bir. Dağıtalım biz. 1'in karesi. Birincidekinin çarpımının 2 katı. Eksi 2 kök 5. Artı 5. Şeklinde çıkar değil mi arkadaşlar? Peki bize buradan neyi sormuş? İşleminin sonucunu sormuş. Şimdi 1 eksi kök 5. Dışarı kök 5. Artı kök 5 olarak çıkar. İşlemde. Yani şöyle düşünürsek. Kök derecesi çift olduğu için, yani A eksi B içeri, öyle düşünürsek dışarı eksi A artı B şeklinde çıkacak. Yani kök 5 artı 1 şeklinde çıkacak. Şimdi kök 5'in karesini aldık. 1'in karesi. Evet, yani şu yazdığım işlem gibi olacak. Yani A eksi B olarak içeriği düşüneceğiz. Mutlak değer içinde. Dışarı eksi A artı B şeklinde çıkacak. Yani kök 5 eksi 1 şeklinde çıkacak. Dördüncü sorumuza bakalım. İşleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Burada 2. Beşler birbirini götürür. 2 olarak çıkar. Diğerinde de 4 kuvveti pozitif çıkacak. Artı 2. Üçüncü kısımda da tek sayı olduğu için eksi olarak çıkacak. Eksi 2. Buradan cevabımız 2 olacak.